Ne bekliyorsunuz burada? Topraklarımızın karşılığında Mahmud Ağa'dan faizde borç alacağız. Ödeyemezseniz topraksız ne yaparsınız? Bu diyardan göçüp gideriz. Hepinizin borcu var mı? Ona borçlu olmayan bir garip var mı bu kasabada? Herkesin kanını eme eme başımıza ağa oldu bu Mahmud Bey. Aa, bak bizim casus kız da burada. Ne işin var senin bu tefeci dükkanında? Tohumluk buğday için borç almıştım Mahmud Ağa'dan. Onun faizini ödemeye geldim. Anlaşıldı. Gel peşimden, faiz nasıl ödenirmiş gör. Oo, hoş geldiniz Kaymakam Bey. Oturun bir çayımızı kahvemizi için. Bana bak, ağa mısın nesin? Bundan böyle kasabadan hiç kimsenin sana borcu yok. Af çıkarttım. Değil mi hakimciğim? Evet, af çıktı. Sahi mi ya? Evet. Bak, hakim de evet diyor. Olmaz! Kanun var, anayasa var. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Mülkiyet hakkı tabii kutsaldır. Kutsal olmayan şey, tefecilik yoluyla onun bulunmalına el koymak. Aa, bana mı lafın? Sana tabii. Çok hıyar herif canım. Davacıyım, avukatımla konuşacağım. Kiminle konuşursan konuş. Borç senetlerin hepsi geçersizdir, o kadar. Nasıl hallettim ama? Sağ olun Kaymakam Bey. Yürü hakimciğim. Alo! Santral! Avukat! Bana avukat Şeref Aksanır'ı bağla! Gel! Kaymakam Bey, bir ziyaretçiniz var. Gelsin. Gel kız, gel, gel. Oo, casus kız, hoş geldin. Gene ne derdin var? Sayende hiçbir derdim kalmadı. Yalnız ben değil, bütün kasaba sana şükran borçlu. Kabul edersen sana bu çiçekleri getirdim. Bu mevsimde nereden buldun bunları? Evde saksıda kendi ellerimle yetiştirdim. Bir de börek yaptım sana. Bu da mı saksıda? Afiyet olsun. Oo, ellerine sağlık. Hakimciğim, çiçeklerle ilgilen. Kız, kimin nesisin sen? Adın ne? Hatice. Anamla babam trafik kazasında öldü. Biraz toprağımız var. İki kardeşimle geçinip gidiyoruz işte. Kardeşlerin ne yapıyor? Kız daha ufak. Oğlan ilkokuldan sonra okuyamadı. Aylak aylak dolaşıyor. Olmaz öyle şey. Bugünden itibaren gündüzleri otelde ayak işlerine yardım edecek, para kazanacak. Geceleri de ders çalışacak. Sene sonunda ortaokul imtihanlarına girecek. Sağ olun. arkadaşlar, böreğin tadına bakmayacağız mı? Nasıl? Börek bayağı güzel değil mi? Nefis. Çok güzel. İstersen bir gün bize gel. Kuru fasulye yapayım. Onu daha çok seversin. Ne dersin hakimciğim? Gideyim mi? Git ama bu işin sonu biraz karışık. Çekil! Çekil yolumdan! Gel! Bırak kaymakamla görüşeceğim, çekil! Kaymakam Bey, mani olamadım. Sizinle görüşmek istediler. Çekil şuradan! Tabii, hakkımızı arıyoruz. Siz nasıl olur da Mahmud Ağa'nın bütün alacak senetlerini iptal edersiniz? Mahmud Efendi, köylüye faizle para vermiş. Fakir fukara o kadar faizi ödeyemeyince, o da topraklarını hazzetmiş. Olmaz öyle şey, geri verecek. Kaymakam Bey, iyi nutuk çekiyorsun ama benim bu laflara karnım tok. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Burada kanun var. Burada kanun benim. Adamı güldürüyorsun. Sen çocuksun be. Biz burada senin gibileri çok gördük. Haftasına varmadan birer birer hepsini sepetledik. Ben, benden öncekilere hiç benzemem. Tamam mı? Al yanak da çok yakıştı size. Ötekileri de kızartalım. Seni valiye şikayet edeceğim. Santral! Hemen bana valiyi bağla. Görürsün sen. Alo! Valicim nasılsın? Ben de senin gözlerinden öperim. Yahu bu yeni kaymakamı sen mi yolladın buraya? Topraklarımızı elimizden almaya kalkıyor. Bu adamı derhal geri alacaksın. Ankara'ya da bildir.
Ne zaman? Hemen mi bildiriyorsun? İyi iyi. Ben de saygılarımı sunarım. Senin de bir derdin olursa bana telefon et kafi. Hemen yardımcı olurum. Bu kaymakamı en kısa zamanda buradan aldırıyorsun, tamam mı? Çoluk çocuğu öperim. Yengeye selam. Estağfurullah. El öpenlerin çok olsun. Eyvallah. Evet. Sen sebep oldun bu işe kaymakam bey. Beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Ha. Buraya geldiğim gün kimse hiçbir yerle konuşmasın diye hatları kestim Mahmut efendi. Burada tek benim istediğim olur. Anlaşıldı mı? Ta buzlar çözülünceye kadar. O zamana kadar da senin gibi itlerin yuvasını yapacağım. Bu ikisinden davacıyım hakimci. İdamlarına karar verilmiştir. Sehpa hazır mı deli çavuş? Hazır! Öyleyse boyların ölçülerini al bakayım. Ya ne ölçüsü bu? Asmadan önce ölçü alıyoruz tabut için. Ya yapamazsınız bunu. Allah Allah. Bir zorluğu yok ki. İskemleye bir tekme, bitti. Ne olur anlaşalım kaymakam bey. Ne gibi mesela? Köylülerden aldığım toprakların yarısını bağışlasam? Asılacaksınız. Dörtte üçünü bağışlasam? Asılacaksınız. Sen kazandın kaymakam bey. Tamamını bağışlıyorum. Ha şöyle. Anlaştık. Bütün topraklar esas sahiplerine dağıtılacak. Dağıtılsın efendim, dağıtılsın. Hadi şimdi barışalım. Gel bakayım. Sahi, sizin Hacı Bey nerede? Hapishaneye tıkmıştınız ya. Ha öyle ya. Aklı başına gelmiştir. Af çıkartıyorum. Bu akşam hep beraber lokantada buluşup anlaşmamızı kutlayalım.